There's a word in Korean. 인연. Yaşama dair dokunuşlarıyla ve sinematografisiyle göz dolduran Amerika ve Güney Kore ortak yapımı enfes bir filmdeyiz. It means providence or fate. Past life, geçmiş yaşamlar anlamına geliyor. But it's specifically about relationships between people. Nora, Güney Kore'den daha iyi bir gelecek ve büyük fırsatlar için yurt dışına Kanada'ya göçen bir ailenin çocuğu. Yanındayken çok huzurlu ve mutlu hissettiği ve belki de en önemlisi yanında kendisi gibi olabildiği Hensong'la arasında artık okyanuslar vardır. Aradan geçen uzun yıllar her ikisinin içerisindeki o alevi söndürememiş olacak ki 20 küsür yıl sonra Nora'nın çocukluk aşkı onu New York'ta ziyarete gelir. Ama Nora ya da önceki adıyla Na Young artık evli bir kadındır. Öncelikle bu filmde göç teması arka planda kalıyor gibi görünse de gerçekten çok güçlü bir şekilde veriliyor. Bazen önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yaşamımızda değişimler yapmak zorunda kalmaz mıyız? Nora'nın ailesi geride kocaman bir yaşanmışlık bırakarak doğdukları ülkelerini geride bırakmışlar ve Kanada'ya taşınmışlardı. Na Young'un annesi, "Koreyinin de istemiyor. Onun것도 있거든요." der, neden göç ediyorsunuz diye soran bu kadına. Gidenlere mi zordur yaşam, kalanlara mı bu bilinmez ama Na Young geride derinden sevdiği, aşık olduğu ve harika zaman geçirdiği Hesong'u da bırakacaktır. Ya. Ve. 잘 가라. Bakmayın böylesine soğuk ayrıldıklarına. Hani Na Young arabada başını Hesong'un omzuna yaslayarak uyuyakalmıştı ya. Bunun öncesinde de ne güzel zaman geçirmişlerdi. İlk aşklar asla unutulmaz, aradan 24 yıl geçse de. Na Young'u 24 yıl sonra New York'a getiren şey işte bu çocukken yaşadıkları güçlü duygulardı. Ama şu var ki hayat olacaklardan habersiz planlar yapan insanlara bakar ve gülermiş. Na Young ve ailesi gibi biraz da cesaretiniz varsa biraz da cesaret sergileyerek önünüze çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, her seçim aslında bir vazgeçiştir. Geride bıraktığınız, önceki yaşamınızda bıraktığınız her şey ya da herkes artık mazi sayfalarında bir yapraktan ibaret olacaktır. Bir karara vardıktan sonra artık sadece seçtiğiniz yolda yürüyebilirsiniz. Ara sıra da olsa arkanıza bakmanızın ve mazi derelerinden anı toplamanızın teorik anlamda bir getirisi olmaz. İşte yönetmen Na Young ve Hesong'u bu yüzden sağdan sola doğru yürütür. Zaman akışının ve zaman çizgisinin aksine doğru. Onların buradaki yürüyüşü geçmişe doğrudur. New York'taki birkaç günlük bu kısa zaman dilimi içerisinde geçmişe doğru yürümeye çalışır bu ikisi. Aynen çok güçlü akan bir nehrin akışına karşı kürek çekiyor gibi. Ama biraz sonra akış soldan sağa akmaya doğru başlayınca, yani normal akışa geçindiği zaman Nora yalın gerçekliği ve yalnızlığı yudumlamaya başlayacaktır. Biraz sonra da olağan akışta karşısında ya da yanında da diyebiliriz yine Arthur'u bulacaktır. Evet, bazen değerlendirdiğiniz fırsatların maliyeti gelecekte karşınıza düşündüğünüzden çok daha ağır şekilde çıkabilir. Na Young gibi güçlü, iradeli ve idealist bir kadını en sonda ağlatan işte buydu. Na Young'un Kore'nin o geleneksel erkeğini ve kendi zihnindeki idealist ve tipik erkeği temsil eden Hesong'la arasındaki bağın sonsuza dek koptuğunu anladığı an işte buydu. Na Young 24 yıl sonra ilk kez kendisini ağlamalara salıvermişti. Çünkü ilk kez bir bitişe şahitlik ediyordu. Göçler, yeni başlangıçlar, evlilik ve yeni bir iş. Bunların hepsi bir başlangıçtır ve bağrında bir ümit taşır. Na Young ve Hesong o son konuşmada bu yaşam için artık ümitlerinin kalmadığını acı içerisinde yürekleri yana yana itiraf ediyor. Bir başka yaşamda belki. Bu teselliye sığınmaları bu yüzdendi, artık ellerinde hiçbir şey kalmamıştı. Bu yaşadıkları zaman artık onların zamanı değil, belki bir başka yaşamda birbirlerini tekrar bulacaklardır.
İşte bu bir teselli hamlesi, yanan yüreklerine ümitsizce bir su serpme hamlesi. Haesong, Na Young'un geçmişini temsil ederken onu gerçekten seven Arthur'sa bugününü temsil etmektedir. Na Young bir sahnede Haesong'un tam bir Koreli olduğunu söyler. He's so Korean. Yaşamı, hayata bakışı ve görünüşü de tam bir Koreli. Yani Nora'nın geçmişi, hayalleri, yaşanmışlıkları, çocukluğu ve ana yurt özlemi Haesong'un şahsında şekillenir. Na Young'un kendisi bir bakıma bir kimlik bunalımı yaşarken, yani kendi iç dünyasında Koreli miyim, Amerikalı mıyım bunu bilmiyorum gibi ikilemler yaşarken, Haesong'un kendisinden çok emin varoluşu ve duruşu onu derinden etkilemektedir. He still lives with his parents, which is really Korean. And I feel so not Korean when I'm with him. Arthur'a bakarsak o Na Young'un her şeyi olmak istiyor. Ama diğer taraftan da çok realist birisi ve hiç kimsenin her şeyi olamayacağını çok iyi biliyor. Ama bununla beraber, bu bilinçle beraber Na Young'un yaşamına anlam katan en değerli kişi olmak için çaba sarf ediyor. Çünkü Na Young kendisi için bunu ifade ediyor. It's just that you make my life so much bigger. And I'm wondering if I do the same thing for you. Ama daha sonra satır aralarında Na Young'un Arthur'la green card almak için, yani yaşamını kolaylaştırmak için evlendiğini anlayacağız. Green card 때문에 좀 예정부터 일찍 했지. Normal şartlar içerisinde Arthur asla Na Young'un ilk tercih olmazdı. Bu tabii ki Arthur'un son derece düşünceli, çok anlayışlı birisi olduğunu ve eşini çok sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Ama onların evliliklerinde işte böylesine ince bir nokta var. Yazar olduğu için hayata biraz da o gözle bakmayı içselleştirmiş olan Arthur, Haesong'un karısı için ne kadar değerli olduğunu anladığı zaman birkaç kez sarsılıyor. Haesong'un varoluşsal anlamı ve ağırlığı onu ezip geçiyor ve o bunun farkında. Evin içerisinde ilk karşılaştıkları zamanki şaşkınlığı biraz da bu yüzdendi. Karşısında yakışıklı, son derece düzgün ve kibar bir insan duruyordu. Ne de çok yakışıyordu bu ikisi yan yana. Evet, gerçekten öyleydi ve Arthur bunu görebiliyordu. Haesong, Na Young'a kendisinden daha çok yakışıyordu. Bunu şu an yaşayarak görebiliyordu ve yalın gerçeği daha iyi kavruyordu. Na Young, kendisi için çok şey ifade eden ve değer verdiği çocukluk aşkını özgürlük heykeline götürmüş ve orada onunla harika zaman geçirmişti. The Statue of Liberty. It's nice. Ama bunca yıl bir kez bile olsun Arthur'la oraya gitmemişti. I've never been. What? Really? Yeah, I've never. 남편도 한번 데리고 가야지. Bu da bence filmin en güzel dokunuşlarından bir tanesiydi. O an Na Young'un yaşadığı şaşkınlık ve mahcubiyet yüzüne böyle yansıyor. Diğer taraftan dikkat ederseniz Arthur ve Nora film boyunca sadece finalde kucaklaşıyor. Zaman akışı sağdan akmaya başladığı zaman geçmişiyle en azından bu yaşamda yollarının bir daha asla kesişmeyeceğini anlayan Nora, kendisini ve kaderini gözyaşları içerisinde belki de ilk kez kabulleniyor bu sahnede. Haesong'u görür görmez onu kucaklamıştı. Bu yetmemiş, az sonra ona bir daha sarılmıştı. Tam 12 yıl sonra gerçekleşen o online görüşmeye de adeta uçarak aynı heyecanla gitmişti. Nora'yı görüyor musunuz? Nasıl da mutlu görünüyor. O kadar içten ve samimi ki bu yüzüne yansıyor. İşte finaldeki bu sarılma, Nora'nın artık akışı ve yaşamı ilk kez böylesine realist bir şekilde kabullendiğini gösteriyor bize. Yaşam çizgisinin üzerinden bir kez geçebilirsiniz. Akışı bir daha tersine çeviremezsiniz. Nora'nın gözyaşları işte tam olarak bunun kabulünü ve onun ümitlerinin tükenişini, realist dünyanın, gerçekliğin baskın geldiği anı simgeliyor. Haesong tam 24 yıl önce Na Young omzunda uyurken başını hafifçe dışarıya doğru çevirmiş ve arabadan manzarayı seyretmişti. Yüzündeki ciddiyet de neydi böyle? O kadar vakur bir duruşu var ki
Belki de anneleri kendi arasında konuşurken onların Kore'den göçeceklerini duymuştu, bilmiyoruz. İşte bu öyle bir andı ki adeta ömre bedeldi. Evet, yaşamda öyle anlar vardır ki bunlar ömre bedeldir. Ama insan genel olarak yaşadığı anın kıymetini bilmez. Kaybetmeden çoğu şeyin değerini anlamaz. İşte bu andan tam 24 yıl sonra onu yine bir aracın ardında dışarıyı seyrederken görüyoruz. Taksi yine sağdan sola doğru akan zaman çizgisi yönünde ilerlemektedir. Ama bu kez yanında omzunda yatan Na-young yoktur. Az önce Na-young'a söylediği gibi bu yaşam belki de onların geçmişleriydi. Tabii bu ifade muhtemelen tercihlerin o ağır yükünü hafifleten bir teselliydi, bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun artık zaman onlar için farklı yönlere akıyor ve onların arasındaki mesafeyi bir daha kapanmayacak şekilde açıyordu. Bu film aralarındaki mesafe kapanmayacak şekilde açılanlara gelsin.